İyi akşamlar efendim. Yeni bir programda sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gündemimizde 19 yıldır bugünlerde hatırlanan, konuşulan ama bir karara bağlanamayan konu var. 28 Şubat 1997 yılında hükümete tavsiye niteliğinde alınan kararlar, Milli Güvenlik Kurulu kararları. O gündür bugündür bu kararlar tartışılıyor. Bu kararlar neydi? Bu kararlardan ne gibi dersler aldık veya alamadık? Dünden bugüne neyi taşıdık veya neyi taşıyamadık? Üç değerli konuğumla, üç değerli hukukçuyla bunu konuşacağız. Konuklarımdan ilk sözü Sayın Yılmaz Hocaoğlu'na vereceğim. Sayın Hocaoğlu, siz 28 Şubat'ın mağduru bir taraftasınız o yıllar itibariyle. Veya ben mi yanlış hatırlıyorum? Yani Osman abi, tabii o dönemde 28 Şubat sürecinin direkt mağdurlarından değilim. Yani o dönemlerde avukatlığa başlamıştım. Samsun'da serbest avukat olarak çalışıyordum. Dolayısıyla da direkt o dönemin zulmüne uğramış insanlardan biri değilim. Ama bunu yakinen hisseden insanlardan biri oldum. Çünkü benim ailem mütedeyyin, eşim başörtülü. Hemen bir anımla konuya girmek isterim. Üniversitede çok değerli bir dekan abim, büroma sık sık gidip gelen müvekkilim bir abim. Üniversiteye hiç gelmiyor musun dedi. Dedim ki yarın Allah nasip ederse üniversitede eşimi getireceğim. Dedi işinizi gördükten sonra çay içmeye beklerim dedi. Dedi ki abi gelemem dedim. Dedi niye? Benim eşim vatan haini dedim. Olur mu öyle şey dedi. Yılmaz'cığım öyle şey. Ya abi benim eşimi oraya sokmazlar ki dedim. Nasıl geleyim eşimle beraber? Eşimin başını açması lazım ki oraya geleyim dedim. Ya biz bu kadar ileri mi götürdük bu işi? Evet dedim. Siz bu kadar ileri götürdünüz bu işi. Bu enteresan bir şey. Bu enteresan bir dönem. Yani tabii bunu irdelerken, 28 Şubat sürecini irdelerken gerisinden başlamak lazım. Öncesi yaşanan süreç ve sonrasına bakmak lazım. Hangi ortamlarda bu tür darbe veya hukukun ayaklar altına alındığı ortamlar gelişir, yaşarır. Baktığımız zaman 90'lı yıllardan itibaren başlayıp işte bu sürecin yaşandığı yıllara kadar Türkiye'de koalisyonlar dönemi ki hükümetlerin ömrü ya bir yıldır ya bir buçuk yıldır ya altı aydır, en uzun olan iki yıldır. Böyle bir süreç içerisinden geldik ve nihayetinde 28 Şubat dönemine gelindi. 28 Şubat döneminde bizim anayasamızdaki şimdi tartışmaların sık sık yaşadığımız, yaptığımız ve hatta ilk dört maddesi değiştirilemez diye ben de aynı kanaatim, değiştirilmesine de gerek yoktur. Onu da ben kimse farklı düşündüğünde pek düşünmüyorum. Demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir diye tanımlanır anayasamızda devletimizin yapısı. Ama 28 Şubat sürecinde demokratiklik gitti, sosyal devlet gitti, hukuk devleti gitti. Geriye bir tek laiklik kaldı ve laiklik üzerinden bu ülkenin onurunu mütedeyyin insanlarına çok büyük zulümler yapıldı. Hatta üstadlar mutlaka onlar da hatırlayacaklardır. Biz baro olarak yaptığımız genel kurulda fiilen avukatlık yapmıyor olmasına rağmen genel kurul salonuna başörtülü avukat girdi diye sanki özü girmiş gibi onun derhal salondan çıkarılması için önerge veren arkadaşlarımız olmuştu. Alt üstü sadece inancı gereği başını örtmüştü. Bizim adliyelerimize yaşadığımız, gördüğüm, gözlemim olarak söylüyorum. Bırakın başörtülü bir avukatın çalışması, başörtülü veya inancı gereği çarşaf giyen, kabul edersiniz, etmezsiniz, saygı duyarsınız, duymazsınız. Ama bu insanlar var, bu ülkenin insanları. Adliyenin kapılarından girerlerken tedirgin giriyorlardı. Davası için giriyor, başka bir şey için değil. Davasını takip için gelen insanlarda bile bir tedirginlik havası oluşturulmuştu. Bunun izahı, bunları tekrar tekrar tartışmak, hatta dün genç bir arkadaşım demişti ki, ya başkanım dedi, bunu sürekli olarak gündemde tutmak bunu bize ne kazandıracak diye söyledi. Belki onun bakış açısıyla bakıldığında doğru bir mantık olabilir ama unutulmaması gereken çok farklı bir dönem yaşandı bu ülkede. Niye unutmayacağız? Ders almak için mi? Ders almak için tabii ki. Yani bu şu demek değildir. Yani o zamanın yaşananların üzerinden bugün onu yaşatanlara karşı bir
örgütlenme, bir faaliyet içerisinde olmaktan bahsetmiyoruz. Yani bir örgütlenme, faaliyet, bir hesap sorma. Sorma değil. Onların bir daha yaşanmaması için dersler çıkarıp ona göre hukukumuzu düzenlememiz gerekiyorsa hukukumuzu düzenlemek. Anayasamızı değiştirmek gerekiyorsa anayasamızı değiştirmek. Eğitim sistemimizi değiştirmemiz gerekiyorsa eğitim sistemimizi değiştirmek durumunda olmamız gerekiyor. Şimdi hemen Sayın Deveci'ye söz vereceğim ama bir noktada bir soru sormak istiyorum. Dediniz ki bu olayların olduğu döneme bakarsak koalisyon dönemi dediniz. Evet. Yani hukukun askıya alındığı dönem koalisyon dediniz. Ama mesela bir 27 Mayıs darbesi hukukun tam askıya alındığı dönemdir ve bir tek parti darbesinden sonradır. Yine 12 Mart muhtırası yine hukukun tam anlamda askıya alındığı bir dönemdir ve o da tek parti dönemidir. Hatta biraz garip kaçacak, 80 darbesi de yine bir tek parti döneminde verilmiş bir şeydir. Yani koalisyon da pek ilgisi yok. Yani şöyle, koalisyon kastım şu, sürekli güçlü iktidarların olmadığı, sürekli hükümet problemlerinin olduğu dönemler. Evet. Sayın Deveci, siz olaya nasıl bakıyorsunuz? Gerçekten ders çıkartabildik mi? Veya hangi dersleri almamız gerekiyordu? Hangi dersleri aldık, hangi dersleri almadık? Yani sizin açınızdan nedir şey? Önce bir onu sorum olmasa. 28 Şubat. Ders çıkartabildik mi sorusunun cevabı hangi 28 Şubat? 1997 mi? Evet. Efendim 2015 mi? 2016 mı? Sorusuna yanıt aramak lazım. Ama ondan önce ben 28 Şubat 1997'ye niye geldiğimiz konusunda çok kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bizim toplumumuzda din önemlidir. Din yaşam biçimimizi, yaşam standartımızı, kültürümüzü etkiler. Osmanlı'nın 1900'lü yıllarından önceki, yani 19. yüzyıldan önceki sürecinde din daha etkindi. 19. yüzyıldan sonra, yani Osmanlı'nın son dönemine doğru ve Cumhuriyet'le birlikte din devlet işlerinden biraz ayrıldı. Din yaşam biçimi olmaktan daha vicdani noktaya doğru taşındı. Özellikle Cumhuriyet döneminde, Cumhuriyet'in kuruluş sürecinde devleti kuranlar, kurucu aktörler ve faktörler dinle özel yaşamı, daha doğrusu devlet yaşamı ayrıştırmak gibi onu birbirinden ayırmak gibi bir öncelik uyguladılar. Laiklik kavramı daha çok onun üzerinde döner durumda oldu. Oysa o da şundan meydana geldi. Sadece bizim dinimiz değil, güncel yaşamı düzenleyen insanın ya da devlet nizamı içindeki güncel yaşamını düzenleyen, diğer dinlerde de böyle bir düzenleme var. Ama bizim dinimizde laiklik kavramı yerleştirirken, oluştururken dini kendi alanlarında kişiler arasında kişinin özel yaşamına gönderinceye kadar gibi mücadele olmadı. Ama laiklik kavramı Cumhuriyet'le birlikte Türkiye'ye tanıtıldı ve bir ölçüde giydirildi. Ne zamana kadar? 1950'lere kadar işte çağdaş, modern, batıcı, daha bilime, akla uygun yaşama tarzını kendine hedef seçebilecek, yaşam biçimi tayin edebilecek bir kültürel bütünlük içinde bir eğitim politikası ve insan yetiştirme politikası izlendi. Çok partili sisteme geçtiğimizden bu tarafa din yeniden siyasal yaşama müdahale eder. Yani siyasal İslam dedikleri, daha doğrusu dinin siyaset aracı haline getirilmeye çalışıldığı süreç yavaş yavaş başladı. Yani mesela 1960 darbesinden sonraki süreçte, işte 80 darbesinden sonraki süreçte özellikle o komünizme karşı blok oluşturmada dini unsurların desteğiyle ve toplumun dindarlaşmasıyla ve dindarların örgütlenmesiyle komünizme karşı mücadele edilebileceği varsayımıyla cemaatler öne çıkarıldı. Onların toplum yaşamına müdahale ettiler ya da toplum yaşamına karışmaları teşvik edildi filan. Daha sonra Özal döneminde bu biraz daha farklı ticaret ve piyasa ekonomisinin koşullarının oluşturulmasıyla
Din biraz da ticarileşti siyasallaşmanın ötesinde. İçinde bulunduğumuz koşullara kadar geldi. Ticarileşen din mi, cemaat yapılanması mı? Cemaat yapılanmaları, cemaat yapılanmalarının örgütlenmelerinin modelleri ve şemsiye olarak tuttukları, bayrak olarak tuttukları dini motifler tabii önce toplumun önüne o geliyordu. Onun adıyla yapılıyordu. İşte ne bileyim, dini değerlerle bir takım şirketlere, bir takım vakıflara, bir takım derneklere, işte yurt dışından paralar toplanıyordu filan. Onlar hep kamuoyunun bir yaptığı, daha çok yargılandığı ya da tanıdığımız, bildiğimiz şeyler. Siyasal İslami Parti diye adlandırılan partiler ilk kez 1995-96 sürecinde, o seçimlerde büyük ölçüde en büyük parti oldular. Toplumun laik kesimleri, Cumhuriyet'in değerlerini kendisinin koruduğunu düşünen ve iddia eden kesimler büyük bir şeyle tedirginlik yaşadılar. Toplumda ciddi bir ürkeklik yaşandı, tedirginlik yaşandı. O dönem dikkat ederseniz Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'di. Süleyman Demirel de işte merkez liberal, o alanda siyaset yapmış, Türkiye'nin güvendiği isimlerden bir tanesiydi. Onun Cumhurbaşkanlığında bu süreç yaşandı. O süreçte sevgili meslektaşımın ifade ettiği gibi kantarın topuzunun kaçtığı alanlar olmamış mıdır? Olmuştur. Yani karşılıklı korkunun, karşılıklı tedirginliğin hakim olduğu alanlarda akıl biraz geriye çeker kendisini. Sanıyorum ona benzer süreçler yaşandı. Ben de yaşadım. Ama ben bu noktada mesela işte hakimlik, avukatlık, ne bileyim başka buna benzer tanımlamaları gerektiren mesleklerin o meslek kurallarına, meslek kurallarının gerektirdiği yaşam biçimine, giyim, kuşam tarzına uyulması gerektiğini düşünüyorum. Bizim dinimizin, ha öyle algılayan vardır, ona hiçbir itirazım olmaz. Yani ben inanıyorum ve onun için başımı örtüyorum diyene bir şey demem. Ama bizim dinimizin böyle zorunlu, temel ve vazgeçilmez bir kuralı değildir o. Şimdi bu vazgeçilmez kural değildir ifadesi Fethullah Gülen'e ait füruyattandır demişti. Esastan değildir, başörtüsü esastan değildir, füruyattandır demişti. Bu konuda pek çok din adamı... Evet. Ben bir araya girebilir miyim orada? Buyurun. Şimdi her iki meslektaşım üstadım da hep aynı şeyin etrafında dönüp dururlar. Yani mesele dindar mütedeyyin başörtüdü. İşte o başörtüsü meselesi etrafında dönüyor ama şimdi o tarz gündem o kadar süratle ve hızlı bir şekilde devam ediyor ki insanlar şu anda içinde bulunduğumuz gündemi bile takipte sıkıntı yaşıyor. Hatırlayalım o dönemi. Aziz Mendi vakası vardı o dönemde. Tabii oraya gelmedim yani. Sarıklı cübbeli böyle şalvarlı insanlar ellerinde asalarla falan değneklerle dolaşıp şeriat isteriz diye gösteriler falan yapıyorlardı. Terör bir taraftan yürüyordu Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da. Dönemin başbakanı Erbakan'ın bir Libya gezisi vardı. Mısır'dan Libya'ya geçmişti ve orada Libya'nın başındaki Kaddafi'nin Cumhuriyet'e yönelik bir kısım eleştirileri vardı. İşte Türkiye'nin şeriatla yönetilmesine ilişkin bir kısım söylemleri vardı ve Kürt devletiyle ilgili söylemleri vardı. Peşine Susurluk vakası patladı. Peşine Susurluk'un hemen akabinde insanların bu tencerelerle, tavalarla ışıkları açıp kapatma eylemlerine mum söndü yakıştırmaları ve devamında sürekli yürüyen sakallı, cübbeli, sarıklı ve efendime söyleyeyim çarşaflı bir kısım bence o dönem için biraz kaşınmış, biraz da dışarıdan yönlendirmeyle yapılan şeyler o gündemi bir anda Türkiye'ye şeriat mı geliyor söylemleri, işte o ceviz kabul korkuttu programları, işte şey, korku tüneline sokuldu. Korkuttu memleket, dediğim şey o tabii, o da anlattığınız. Memleket sandım. Korku tüneline sokuldu ve o korku tünelinin ucunda işte 28 Şubat kararları göründü. 28 Şubat kararları esasen bugün yaşadığımız şeylerden çok farklı değildi. Hani cemaatlerin bir yerlere ellerinin uzanmasının önlenmesi gibi şeyler, işte 8 yıllık kesintisiz eğitim, yurtların kapatılması, bugün de aynısı var. Bugün dindar mütedeyyin dediğimiz bir parti mecliste, iktidarda ve bu parti aynısını yapıyor şu anda. Farklı bir şeyi ben göremiyorum. Bilemiyorum ne der bugünü, Sayın bugünü, Yılmaz Hocaoğlu. Bugünü değerlendireceğiz. Sayın Deveci, Sayın Sömezoğlu'nun işaretli noktadan
Yani bu Çömezoğlu'nun söze girerek benim de ifade etmeye istediğim, yani toplumu gerdi ve korkuttu dediğim bu sıraladığı manzumeler daha da çoğaltılabilir. Peşinden işte Sincan olayları, tankların yürümesi ve Milli Güvenlik Kurulu kararı. Milli Güvenlik Kurulu kararı biliyorsunuz anayasal bir kurum. Başında Cumhurbaşkanı var, hükümetin bir yarısı var, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üst komutanları var. Herkes kendi tedirginliği, kendi korkusunu, kendi sorumluluk alanı içinde ortaya çizdi ve koydu. Ha, bunun uygulamasında belki Yılmaz'ın ifade ettiği gibi fahiş hatalar yapılabilir, yapılmış olabilir, yapılmıştır da. Uygulama başka bir şey, tüm devlet satında uygulanıyor ama tereddüt edilmesi gereken şey Cumhuriyet'in temel değerlerine ilişkin bir şey mi var? Onu ters döndürmeye ilişkin bir hedef mi seçiliyor, bir siyasi örgütlenme mi var? Tespiti var. Mesela bu şeyde Fethullah Gülen örgütü yargılanmasında işte bu Çevik Birler'in falan söylediği şey, mahkemesinde söylediği şey ilk kez diyor Türk Silahlı Kuvvetleri böyle bir örgütü o dönem tespit etti. Siyasi iktidara bildirdi. Buna ilişkin önlemler alın dedi. Daha sonra önlem yöntemlerini tek tek Milli Güvenlik Kurulu kararlarında efendim bu irticayla mücadele eylem planı diye adlandırılan plan içinde tek tek ayrıntılı bir şekilde saydık ve önlemleri devlete önerdik diyor ve o önlemlerin uygulanması sürecinde bürokrasi içinde Anadolu'da olumsuz şeyler yaşanmışsa da zaten yaşandı ki onun sonucu olarak toplumdaki o mütedeyyin kesimin, muhafazakar kesimin tepkileri örgütlendi ve bir yeni baştan bir siyasi iktidar doğurdu. O da Adalet ve Kalkınma Partisi'dir. Şimdi Sayın Çömezoğlu, Sayın Deveci ile buluştuğunuz bir ortak nokta var. Bir korku bu işi dinamitledi diyorsunuz. Bir kalkışma korkusu. Yani o kalkışma dönemde. Korkusu bunu dinamitledi diyorsunuz. Sayın Deveci, alınan kararlar o endişeden kaynaklandı. Ama uygulamasında muhtemelen, ki muhtemelen de aşıyor, herhalde diyor aşıldı ki mütedeyyinler buna tepki gösterdi. Siz de alınan tedbirler maksadı aştığı konusuna katılır mısınız? Kesinlikle katılıyorum. Bir kere şey yapmadan, hiçbir şekilde ayırt etmeksizin bir refleks hareketiyle beraber dindar, mütedeyyin veya herhangi bir şekilde devletin yapısıyla ilgili yapıyı değiştirmeye yönelik hareketleri birbirinden ayırmaksızın herkesi aynı kefeye koyup kantarın topuzunu kaçırmak suretiyle insanları mağdur ettiler. Şimdi diğer taraftan şey var tabii, yani o dönemin başbakanın Sayın Erbakan rahmetli işte başbakanlık konutunda cemaat liderlerini, tarikat liderlerini ağırlamış olması ve peşinden gelen işte mum söndü vesaire gibi algılar falan orada bir kısım odakları tetikledi. Zaten belki istenen oydu. Belki değildi ama sonuç netice itibariyle bu ülkede yaşayan dindar mütedeyyin insanlar zarar görmüştür. Doğru olmamıştır. Ancak şu da var. Yine aynı yere geliyoruz. Yani hukuk askıya alınmış. Şimdi Üstad az önce söyledi. Dedi ya, yani kötü oldu. Demokrasi askıya alındı. Sadece laiklik kaldı. Demokratik hukuk devleti ortadan kaldırıldı. Ne oldu? Yurtlar kapatıldı. Başörtülü insanlar alınmadı. Tutuklamalar gerçekleştirildi. Hangi yurtlar kapatıldı? Cemaat yurtları kapatıldı. Hı. Ben de aynısını diyorum. Şu anda bu dönemde... Sayın Çömezoğlu, bugüne geleceğiz ayrıca. Evet. Şimdi ben Sayın Hocaoğlu'na soracağım. Her iki meslektaşınız da maksadın aşıldığı, bir takım mağduriyetlerin yaşandığı konusunda size iştirak ediyor. Peki, gerçekten de o kararların alınmasına giden süreçte bir korkuyu tetikleyecek eylemler var mıydı? Görünür veya bir takım sızma eylemleri var mıydı? Yani Türk Silahlı Kuvvetleri istihbaratının rahatsız olmasını gerektirecek bir şeyler gerçekten var mıydı acaba? Şimdi bakınız, şöyle bir hafızamızı yüklayalım. Az önce saydılar, 2-3 tane şeyden fazla bir şey sayalım. Azimendiler vardı diyor, deniyor. O gün ne kadar, yani o 28 Şubat sürecinin yaşandığı son bir yılın son birkaç ayına kadar azimendi diye bir şeyi Türkiye'de 1000 kişiye sorun 999'u bilmezdi. Ama birdenbire bir azimendi hikayesi çıktı. Sarıklı cübbeli, ki beni de irite eden görüntüler, ki ben mütedeyyin olduğunu iddia eden bir insan.
Çıktılar ortaya, ben ne kadar mütedeyyin, ne kadar şeriatçı, ne kadar ne derseniz deyin insanlar ki, Fadime Şahin diye bir bayan ki sonradan başı açık şekilde Antalya sahillerinde güneşlenirken fotoğraflara düştü basına. Ben bu olayın %100 düzmece bir olay olduğunu... Kim tarafından? Basının burada çok önemli bir etkisi var. Niye basının etkisi var? Bunu da hemen arz edeyim. Şimdi sürekli hep merak ederdim. Bu havuz sistemi denir dururdu. Ya bu nedir bu havuz sistemi diye. Aklıma hep bankalar üzerinden bir şey geliyor ama ne olduğunu kavrayamıyorum. Sonra o dönemde rahmetli Erbakan Hoca'nın bir kitabını okudum. Davam, yanılmıyorsam ismi şimdi tam şey değil. Diyor ki, yani özeti şu, biz Türkiye'nin 100'ün üzerinde kamu iktisadi teşekkülü var. Bu 100'ün üzerinde kamu iktisadi teşekküllerinden bir kısmı zarar ediyor, bir kısmı da kar ediyor. Zarar eden banka, kamu iktisadi teşekkülleri gidiyor bankaya, %60 faizle kredi kullanıyor. Kar eden kamu iktisadi teşekkülleri de parasını götürüyor bankaya, %40 devlet kamu şeyi ya, %40 faizle devlet şeye, bankalara yatırıyor. Sonuçta devletin parasını banka devlete kullandırıyor. Böyle olmaz diyor. Havuz sistemi kuruyor. Diyor ki senin paran varsa da buraya yatıracaksın. Senin ihtiyacın varsa da buradan kullanacaksın. Sadece havuz sisteminin uygulandığı dönem içerisinde 6,5 milyar TL. Çok kısa bir sürede devletin kasasında kalan para. Bu para kime gidiyordu? Bunun şeyle ilgisine, Fadime ile ilgisine. Oraya geçiyorum. Sonuçta bu parayı kullanan bankalardı ve o bankaların sahibi olan yayın kuruluşlarıydı. Aydın Doğanlardı, şunlardı, bunlardı. Şu anda isimlerini bilemiyorum. Yani bir sürü insan. Ve bunlar bu sistemin yürümesinden hoşnut değillerdi. Kimse kusura bakmasın. Ben 46 yaşında bir adamım. Ben bugüne kadar bir şeriat adına ortaya çıkıp eline keleşi, eline bombayı bilmem neyi alıp da Türkiye'de adam öldüren insan duymadım. Belki atlanmış olabilir. Olur mu? Konya'daki o şeyler şimdi, falan. Şimdi öncelikle bir noktaya gelip. Siz yani. üçünüz de hukukçusunuz. Hangi şeriat sorusunu sormamız gerekmiyor? Hangi şeriat? Şeriat yazıldı mı? Ben öyle bir şey zaten kabul etmiyorum ki. Yani ortada bir şeriat var mı ki? Ben öyle bir şey kabul etmiyorum ki zaten. Şimdi Sayın Hocaoğlu, ben bunu hep söylüyorum. Şeriat yaşasın. Hangi şeriat yaşasın? Şeriat nedir? Hangi şeriat yaşasın? Yazdınız mı? İslam şeriat hukukunun günümüzde iletişim konusunda kitabını yazdınız mı? Ben size demiyorum. Şey diye bir tarifi kabul etmiyorum. Şeriatçı geçinenlere şeriat yaşatsın diyen tembellere söylüyorum. Ahmet Cevdet Paşa mecelle yazmak için 20 yıl uğraştı, ülkenin en kaliteli kalem sahipleriyle. Tamamlayamadı. Siz neyi yazdınız ki şeriat hukukuna bahsediyorsunuz bana? Ya şeriat kahrolsun. Hangi şeriat kahrolsun? Ortada şeriatın hangi hukuku var? Şeriata göre miras hukuku var mı ki Türkiye'de veya dünyada, yazıldı mı? Öyle bir derdi yoktur ki şeyin. Uygulayan var mı? Ha, yok, savunanlar bir şey. Öyle bir derdi yoktur. Savunanlar böyle bir şey yok. Şimdi dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de temel kurallar düzenlenir. Gerisi insanların tek iradesine bırakılır. Külli irade, cüz'i irade vardır. Külli irade temel kuralları belirler. Cüz'i irade gerisi teferruatını halleder. Yani sen Kur'an-ı Kerim'de tutup bütün ticaret kanunlarını, medeni kanunları, şunları bunları düzenlemeye kalkarsan 6666 sayfayı... Onu sorarsan sayfayı... bizim dinimiz akıl ve bilimle paralel düşünür ve paralel yorum yapılır. Sayın Deveci, anayasa hukukunda hepimiz aynı şeyi okuduk galiba. Dört kaynaktan ikisini bir kenara bırakalım. Birisi ilahi, birisi Allah'ın sevgilisi Hazreti Peygamber'in hadisi. Ondan sonra icma ümmet ve kıyas-ı fukuha, değil mi? Tabii. Evet. Hangi icma yaptı ki bu ümmet? Hangi fıkıh alimi hangi kıyası yaptı ki biz kalkıyoruz şeriatçı geçiniyoruz, kalkıyoruz şeriatçı düşmanıyoruz? Ben bunu belirtmek istedim. Ben sadece şeriatçı korkusundan bahsedildiği için oradan girdim. Yoksa ben öyle bir şeyi zaten kabul etmiyorum. Ama Türkiye'de öyle bir hava oluşturuldu ki çok kısa bir dönem içerisinde. Allah aşkına bana söyler misiniz? Samsun'da sakalıyla cübbesiyle beraber gezen bir insan bu ülkenin vatandaşı değil mi? Veya tarikatçı dediğiniz, ki tarikatçıdır da belki, bilemiyorum. İşte o sarıklı cübbeli insanlar, bu ülkenin insanı değil mi? Başbakanlık konutunda veya Cumhurbaşkanlığı konutunda elinde kadehiyle beraber, içkisiyle beraber gidip orada bulunabilen insanın hakkıdır orada bulunmak.
Ama bu ülkenin insanı olan, vergisini ödeyen, askerliğini yapan, zekatını veren, orucunu tutan ne derseniz onların oraya gitme hakkı yoktur. Bu nasıl bir mantaldir, nasıl bir mantıktır ben anlamıyorum. Hep aklıma bu manzara gelir. Kadıncağız, oğlu şehit mi olmuş, ne olmuş? Şehit töreninde tören alanına alınmıyor. Yok, o kadar. Veya orada hatırlıyor musun? Fotoğrafı unutmayın. Oradan çıkarılmaya çalışılırken. Ordu evlerine kapalı, ordu evlerine alınmadı. Doğrudur. Tören alanından çıkarılıyordu. Fotoğrafı bulurum internette. Hatta bugün de yayınlandı tekrar. Yaklaşık 60 yaşlarında bir kadıncağız, bir asker rütbeli birisi tarafından yerinden kaldırılırkenki fotoğraf. Bugün bir şehit yakınının Kocatepe'deki cenaze törenini anlatırken bir yazar orada bir başka cenazenin daha olduğunu ve o cenaze sahiplerinin koruma polislerinin duvarını aşıp da kendi cenazelerinin namazını kılamadığını yazıyordu. Her devirde bu tür kraldan fazla kralcıların akla ve ahlaka aykırı davranışlar olmuştur. Biz 28 Şubat'ta tartışıyoruz. O da var, şu da var. Yani yok tabii yani. Yani o dönemde benim için şehit olabilirsin. Sen asker benim için şehit. Ya bırakın onu Allah aşkına. Ben 97'li 96 yılında askerim. Kayseri Jandarma Bölge Komutanlığı'nda. Askerinin içerisine, şimdi ismini vermeyeceğim. Türkiye'nin sayılı büyük çikolata bisküvi üretim firmalarından bir tanesinin ürünlerinin girmesi yasaklandı. Doğrudur. Ya. Doğrudur. Neymiş? Yeşil sermaye. Şimdi ne oldu o sermaye şey mi? Beyaza mı döndü? Ne oldu? Aklandı mı? El konulan diğer sermaye. Hayır onların hiç alakası yok. Şu anda hala. Peki şey aldık. Türkiye'nin en büyük firması yani. Şimdi bak sevgili dostum. Bunun temel nedeni şu. Bunun temel nedeni şu. 28 Şubat ve öncesindeki temel nedeni şu. Onu da haklı kılan da o. Kafalarında canlandırdıkları ya da kurulmaya çalışılan çağdaş modern cumhuriyetin koruma, siyasal İslam'dan koruma içgüdüsü ve refleksi. Sadece refleks değil, anayasal düzen, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin onlara o görevi, cumhuriyeti koruma, kollama görevi veren, daha yeni değiştirilen maddesi, İç Hizmet Kanunu'ndaki 55 miydi neydi filan. Tüm bunlar biraz da toplum mühendisliği gibi bir takım işgüzarların da denetimiyle kötü yönetildi. Bu kötü yönetim ne oldu? Yani siyasal İslamcılarla mütedeyyin ve muhafazakar kesim... Siyasal İslam dediğiniz şeyi bana bir anlatır mısınız? Dini inancın, benim dinimin siyaset ve ticaret aracı olarak kullanılması, yani kaba deyimle. Özür diliyorum. Bu din benim dediğim, benim de inandığım bir din, benim de algımdan yorumluyorum. Benim dinimi bana güç odağı olarak, güç merkezi olarak pazarlanmasına toplum tepki gösteriyor. Bir şey söyleyeceğim. O birikim, onun birikimi. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi bunu hep sağ taraftaki partilere mal ettiniz. Sene 2011. Hayır. Yok, bir şey bu söyleyeyim. İşi yapan partiler, bir ben iki tane. Kabul ettim. Doğru yola kimse demedi bunu. Adalet Partisi'ne kimse söylemedi. 2011 milletvekilliği seçimleri. Köy ismi veriyorum. Tuzaklı Köyü'ne seçim çalışmasına gittik. Okul bahçesine girdik. Baktım herkesin elinde koltuğun altında Kur'an-ı Kerim bahçeden çıkıyor. Allah Allah dedim. Kim bunları verdi? Nedir bu? Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili adayı köyde Kur'an-ı Kerim dağıtıyor. Ya etmeyin. 2011'de. Abi. Evet. Kimmiş ha? İyi bilirsiniz kim oldu. Ben bilmiyorum hakikaten çok merak ettim çıkınca sonra. İyi de yapmış. Kur'an-ı Kerim dağıtmasının bir zararı. O niye Cumhuriyet Halk Partisi dağıtınca iyi yapmış, öteki dağıtınca siyasal İslam oldu. Güzel bir mantar. Kitap dağıtmış, oku diye, öğren diye. Güzel, eyvallah, sıkıntı yok. Keşke herkes dağıtsa o zaman. Evet, dağıtılmış ama. Türkçesini okuyup anlayıp bir şeyler yapabilseler. Problem yani burada asas altı çizilmeye çalışılan şey şu. Devletin, kurucu devletin ve o güne kadar getirilmiş bir hassasiyeti var. Çünkü yeni bir devlet kuruluyor. Modeli şöyle şusuyla busuyla toplum yapımız değişti. Orada bir hassasiyet var. O hassasiyette zaman zaman böyle şey yapılıyor. Kaşınıyor. Mesela demin verdiğiniz örnek tamam bir provokasyon olabilir. Ama başbakanın ne kadar cemaat varsa o sarıklarıyla, çarıklarıyla bilmem nereyle başbakanın konutuna çağırıp tüm toplumu ayağa kaldıracak, galeyana getirecek bir resim vermesine... Tüm toplumu ayağa kaldırdığını nereden iddia ediyorsunuz ki? Kalktı. Yok abi gözünüzü seveyim ya. Kalktı yani, 28 bakın, Şubat niye oldu? Yani şimdi, bir tepki oldu. Sürekli. Ya 28 Şubat askeri bir darbe değil. 28 Şubat sivil bir şey. Zaten o karar alanlar da sivil. Mesela o dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı mıydı? Güven Erkaya. Evet tabii. Bunu, İçişleri Bakanı'na seni yağlı kazığa oturturum diyecek süreci, kadar sivil bir Bu süreci sivil güçlerin organize etmesi ya da engellemesi gerekir. Cumhuriyete onların sahip çıkması gerekir. Diyenlerden bir tanesidir o. Yani onun lafıdır. Söylemeye çalıştığım şey oradaki refleks haklı tarafı vardır.
Uygulamada yanlışlıkları vardır. O yanlışlıkların da bedelini şu anda toplum böyle bir siyasi yapıyla, böyle bir siyasi yapıyla karşı karşıya gelmekle, anayasayı tanımayanla, işte buna benzer şirketleri o zaman kapatılmamıştır. Şimdi kapatılıyor, şimdi yok sayılıyor, bilmem ne ediyor. Böyle bir güç odağının oluşmasına neden olundu. Eğer orada bir provokasyon, bilmem ne, planlama, siyaset mühendisliği arayacaksak orada aramak lazım. 1. 12 Eylül, 2. 28 Şubat, 3. 27 Nisan şu andaki içinde bulunduğumuz tablonun mimarıdır. Onun da bedelini ben her dönem ödedim zaten. Benim gibi ben düşünenler her dönem ödediler. Toplumun önemli bir kesimi de ödüyor. Yanlıştı. O yanlışın aksi şimdi böyle oldu. Dilerim şimdi buradan el birliğiyle o günlerden, o günlerin hatalarından da ders çıkararak bu süreci durdurabilir, bu süreci demokratik hukuk sistemine oturtabiliriz. Bugünü ikinci bölümde konuşacağız. İkinci bölümde konuşalım, evet. Çok kısa bir şey söyleyeceksin. Evet, çok kısa bir şey söyleyeceğim. Sayın Hocaoğlu'na da şundan dolayı, şimdi bana bir örnek gösterin, bana bir örnek gösterin şeyi biraz havada kalıyor. O kadar çok örnek vardı ki o dönemin en çok ağızda sakız yapılan konusu şehitler ve Mustafa Kemal Atatürk'tü. Mustafa Kemal Atatürk'e bu cumhuriyetimizin mimarına o dönemde ağza alınmayacak küfürler ediliyordu. Veled-i zina olduğu haşa söyleniyordu. Ve şehitlere kelle deniliyordu. O dönemde bir dünya şehitimiz vardı doğuda, güneydoğuda. Bunlar din uğruna ölmediler, bunlar kelledir diyorlardı. Şimdi yani ordu aşağılanıyordu. Bir kısım reflekslerde o dönemde mekanizmalar işletilmek suretiyle bir şeyler yapılmıştır. Kantarın topuzu kaçmıştır, yanlış olmuştur. Bu memleketin dindar ve mütedeyyin insanları bu işten zarar görmüştür. Ama bu işin içerisinde çomak sokan insanlar vardır. O dönemde Libya'nın başındaki Kaddafi'den altınlar alındığı, eşek yüküyle altınlar alındığı yolunda Avrupa'dan oradan buradan toparlanmak suretiyle bunun yargılanma süreci gerçekleşmiştir. Sonucunda dönemin başbakanı rahmetli Erbakan yargılanmış, ceza almıştır. Şimdi bunları unutup Kabe'den hac esnasında çıkıp da bu ülkeye şeriat getireceğiz diyen milletvekilleri vardır. O dönemde bu işin başını çeken Hasan Mezarcılar şimdi kendilerini Mehdi ilan etmiş, insanlığı yolunda gidiyoruz diyorlar. Peki. Sayın Hocaoğlu, son söz hakkını size vereyim bu bölümde. Yani bu 28 Şubat sürecini sadece dini açıdan değerlendirmemek gerektiğini düşünüyorum. Bu siyasi boyutları vardır, bunun ekonomik boyutları vardır. Askeriye o dönemde kendim şahsımı da bunun içerisine koymak üzere bugün çok rahatlıkla çıkıp Cumhurbaşkanı'na diktatör diyebiliyoruz ama o dönemin o dönemi savunan Süleyman Demirel ki Üstad az önce dedi ki güvenilir bir siyasetçi. Ben güvenilir siyasetçi olduğuna kani değilim. O dönemin eğer diktatörse diktatörü Süleyman Demirel'di. Çünkü bu işin başında bu işi savunan kişi bu ülkenin evlatlarını Suudi Arabistan'a okumaya gönderecek sözü söyleme cesaretini bile bulabilmiştir. Bugün o sözü şu anki bir siyasetçi söylemiş olsa herhalde onu dar ağacına çekeriz. Şey anlamda söylüyorum, mecazi anlamda söylüyorum. Ekonomik boyutları çok daha önemlidir bu işin. Çünkü o dönemde ilk defa denk bütçe yapılmıştır. Denk bütçeyle beraber Türkiye'de birçok şeyin, düşünebiliyor musunuz ya, bir 28 Şubat sürecinin sonunda Türkiye'de 40 tane banka gitmiştir. O giden bankalardan bir tanesi de Süleyman Demirel'in yeğenine ait bir bankadır. Biz 1 milyar dolar IMF'den borç alabilmek için kapı kapı geziyordu. 28 Şubat süresi sonrasındaydı. Biz bugün sadece Milli Eğitim ayırdığımız var 100 milyar doları geçmiş. O dönemin sadece bu işi laiklik adına, din adına işte şeriatçılar çıktı piyasaya şöyle oldu. Bakın bu sadece 2-3 aylık bir süre verilen görüntüden ibaret. Bir buçuk yıllık bir hükümet ya öyle Türkiye'yi kurtaracak kadar. Hayır, bu görüntüler dediğiniz yani. Şeyler, o şeriat görüntüleri dediğiniz şeyler sadece bir 2 aylık süre içerisinde olup bitmiş şeyler. Bunun gerisinde bunlar yok. Bunun gerisinde kısır çekişmeler var, kısır kavgalar var ve bu kavgaların oluşturduğu rahat ortamda Türkiye'de anayasanın egemenlik millete aittir. Bunu oluşturduğu organlar vasıtasıyla kullanır ibaresi var ya,
egemenliği bizim hiçbir zaman milletimize ait bir kurum haline getirmedik bu ülkede. Ne zaman olağan dışı bir sürece girilmişse orada yolsuzluk da olmuştur, buna benzer şeyler de olmuştur, 80'den sonra bilmem ne de. O olağan dışı yöntemlerin doğal sonucudur. Genel, bu süreçte de ekonomik sıkıntılar şimdi, çıkmış. Yani hayır, çok 2001'de, uzun bir süreçten bahsediyormuş gibi şey yaptı üstad ama şimdi 95 seçimleri oldu. Hepsi 1,5 yıl canım bildiğim kadarıyla. 95 seçimlerinde Mesut Yılmaz'la Tansu Çiller hükümeti kuruldu. Hükümet kurma yetisini Süleyman Demirel o şekilde teveccüh etti diyeyim. Doğru yapmamıştır. Sonra Anayasa Mahkemesi iptal etti. Refah Partisi'nin hükümeti kur dedi. Toplam 1,5 yıl. 99'da yeniden seçim oldu zaten. Orada. Yani 1,5 yılda denk şimdi, bütçeler şimdi, falan filan şimdi, bunlar. Şimdi onlar konumuzun yani, dışında ama mantıklı şey yapmak lazım. Bir olayın üzerine durmak istiyorum ben. İlk ekonomik krizi Tansu Çiller'in başbakanlığı döneminde yaşadık. Bankalar ilk orada çatırdamaya başladı. Aslında Türkiye'de banka sistemi rahmetli Özal'la birlikte başlayan bir sürecin masaya yatırılması gerekir Sayın Hocaoğlu. Bilmiyorum katılır mısınız? Yani o bankalarda ne oldu ne bitti o olayın mutlaka yargılanması gerekir. Şimdi çok ilginç bir şey söylüyorsunuz Sayın Hocaoğlu. Bir tertipten bahsediyorsunuz. Yanlış mı anladım? Bir komplodan, bir plandan bahsediyoruz. Şimdi o planı o gün o plana muhatap olan, o plan sonunda devrilmek zorunda kalan hükümetin ortaya çıkartmasını ben isterdim. Onların istihbarat birimlerinin bu arka plandaki olayı ortaya çıkartmasını isterdim doğrusu. Ama olmayabilir. Fakat ondan sonraki süreçte 28 Şubat mağdurlar iktidardadır değil mi? Evet. Peki bu süreçte bu söylediğiniz iddiaların somut delillerle ortaya konduğunu söyleyebilir miyiz? Şu anda 28 Şubat süreciyle ilgili yargılamaların devam ettiğini biliyoruz. Yani şu anda. Hayır, somut delillerle ortaya kondu mu? Yoksa bu kararlar alan, bu hukuk dışı kararlar alan, kararlar hukuk dışı olduğunda hepiniz hemfikirsiniz, ben de hemfikirim. Bu kararlar alan, o Batı çalışma gruplarını falan kuran insanlar bundan dolayı. Ama sizin iddianız çok daha önemli. Diyorsunuz ki bunlar öyle tesadüf değil. Bunlar tesadüf değil. Bunlar biriler tarafından planlanmış bir olay. İşte ben o planlama noktasındayım. Bu konuda bir şey var mı? Çünkü o birçok iddiayı, daha sonraki birçok iddiayı da ortaya çıkaracak bir olay. Biz iddialar kolay yapıyoruz ama delillendirmede biraz tembel davranıyoruz gibime geliyor. Mesela bu ilişkiyle ilgili basının buradaki tertipçi rolü yahut başka birilerinin, ya bu Aziz Mendiler kimin ortaya çıkarttığı? O Fatma Hanım'ı yahut o Ali Bey'i kimin ortaya çıkarttığı? Bunlar bunun kişi bazlı olarak şunlar, şu grup, şu kişi, şu bunu deme şansım yok benim. Ben hayır, sizin için demiyorum. Yani zaten bu devletin yani, mutlaktır ki bu 28 Şubat süreciyle ilgili yargılama sürecinde buradan birçoğunun aydınlatılacağını düşünüyorum. Hı. Ama az önce söyledim, biraz gümbürtüye giden bir şey var. O dönemde askeriye o kadar çağrından çıktı ki, dedim ya, hatırlayınız onu, İçişleri Bakanı Meral Akşener, Sayın Meral Akşener seni yağlı gazda oturturum diyen bir generalimiz vardı. Neydi ki sebebi? Özel harekat polisi 20.000'den 5.000'e düşürülecek, elindeki bütün ağır silahlar orduya teslim edilecek. Sayın direndiği için bu lafa muhatap olabilmiştir. Yani bunun savunulacak. Şimdi o olay, polisin ağır silahlara sahip olması, polisin sayısının arttırılması, laiklikle yahut şeriatla yahut İslami hassasiyetle yahut karşı bir yaklaşımla mı ilgili, yoksa o devirde bir güç kavgası mı? Belki de hukuk dışı bir güç kavgası mı? Laiklik adı altında az önce söyledim, evet, ya demokratik, evet. Laik sosyal bir hukuk devletiyiz dedik. Laiklik elden gidiyor adı altında, ortaya bir yaygara çıkarılmıştır. Bu kullanılmak suretiyle bir güç kavgası. Bu kullanılmak suretiyle de devletin bütün organları, bütün her şeyi yapılır. Bakın çok önemli bir şey. Bu 28 Şubat sürecinde alınan kararların uygulanması aşamasında Deniz Kuvvetleri'nden bir albayın imzasıyla bütün illere gönderilen bir genelge var. O ildeki bütün idari yöneticilerin, mülki ve idari amirlerin, bütün siyasi parti yöneticilerinin ve yönetim kurulu üyelerinin, bütün meclis üyelerinin ve belediye başkanlarının vesaire hepsinin özgeçmişleri, bu bir şeydir. Yani bu bir karşılığında bir ifade de bulamıyorum. Bu hezeyanı da aşmış bir şey. Bu hepsi döndü dolaştı bir laiklik
şeyi üzerinden yürütülen bir... Deniz Kuvvetleri'nde bir albay böyle bir genelgeyi Türkiye'ye nasıl gönderebilir ya? O genelgeyi işte. Hangi vali olmuş? Böyle gönderdi. Bir şey olabilir mi ya? Gönderdi. Olur mu öyle bir şey canım? Yani Genelkurmay Başkanı'nın suyu mu çıkmış? Yardımcısının suyu mu çıkmış? Kuvvet komutanı neredeymiş? Üstadım, madem gönderiyorlar. Üstadım, niye albaya düşmüştünüz? Şeye girerseniz bu yok konuda ya, açıklaması şey. Var. Yani 28 Şubat kararlarının uygulanması... Belki ilgili. Batı Çalışma Grubu adına, Batı Çalışma Grubu'nun bir takım hiyerarşik kademelere atlayarak, ıskalayarak... İşte Cemil, neydi o? Dursun Çiçek işte yargılandı. O imza bana ait değil dedi. İmza incelemesi yapıldı. Kendisine ait olmadığı ortaya çıktı. Ama o başka bir şey. Dursun Çiçek başka bir şey. 28 Şubat'la alakalı bir olay değil ki Dursun Çiçek. Benzer bir şey işte. Hayır, bu Batı Çalışma Grubu diye bir grubun varlığı evet. Bilmiyor. Bu Batı Çalışma Grubu'nda bir takım insanların bazı kuralları umursamadı, hiyerarşik yapıyı umursamadı da bilmiyor. Belki ikinci bölümde oraya da geliriz. O Batı onlar, Çalışma Grubu'nun başındaki generalinde ondan sonra da şimdi, çalmadığı kapı kalmadığı söyleniyor eğer bir şeyse bu. Yani bunlar hepsi şeye yatırılır, masaya yatırılır. Ben ikinci bölümde günümüze gelmeden önce bir noktanın üzerinde durmak istiyorum. Askeriyenin tedirginliğinden bahsettik. Kumpas üstadlarının sızmalarından bahsettik. Bugüne kadar polise olan sızmaların üzerine gidildi. Sizin mensup olduğunuz yargıya olan sızmaların üzerine kısmen gidildi. Daha da galiba gidilecek gibi görülüyor. Fakat her yere sızan ve o tarihte devletin damarlarına sızmalıyız diyen bir hareketin silahlı kuvvetlere sızmasıyla ilgili hiçbir şey henüz elimizde yok. İzmir'de bu konuyla ilgili bir soruşturma yürütüldüğünü yani henüz bizim elimizde şey yok ama biliyoruz. Ama bazı yazılar okuyorum, bazı girişimler oluyor. Özellikle 95, 96, 97, 98 mezunu harbiyelilerin, albay rütbesindeki harbiyelilerin kadro şişkinliği gerekçesiyle tasfiye edileceğini. Bunların henüz harp okullarına sızma başlamadan önce mezun olmuş son askerler olduğu ifade ediliyor ve ondan sonraki süreçte harp okuluna ciddi sızmalardan bahsediliyor. Acaba askeriyenin o tedirginliği var mıydı? Gerçekten de silahlı kuvvetlere bir sızma oldu mu? Bu kumpaslar üzerinde de ikinci bölümde duracağız. Kısa bir reklam arasından sonra tekrar birlikte duracağız efendim. Paş'ın sunduğu Osman Kara'yla Farklı Bakış devam edecek.